Onun için hiç olmazsa 5 vakit kılamayan, kılmayan kimseler Allah için evden çıkmadan önce 2 rekat bir namaz kılsın. Yani 2 rekat secde yapsın. Ki o gün Allah hayır nazarıyla baksın size. Ha, bu benim kulum diye. Aksi takdirde isyankarlar adın listesine adınız yazılır. İsyan edenlerin hali nedir? Şimdi devlete isyan eden dahi devlet affetmiyor değil mi? Ya Allah'a isyan eden. Bendendir dediği tamam. Benden değildir dediği de apayrı bir şey. Allah'ın adına hareket eden insan Allah'ın gücüyle hareket eder. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve lakubedil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi kad ateyteni minel mulki ve allemteni min te'vil ahadis. Subhaneke la ilmena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Estağfurullah, 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 estağfurullah. Ya hayy ya kayyum ya zel celal vel ikram ya bedi'a semavati vel ard. Destur ya seyyidi medet ya ricalallah. Medet ya ashabu nevbe. Destur ya sultan nevliya şeyh Muhammed Nazım Adil Hakkani ve Rabbani. Destur ya seyyidi. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu bir hadis-i şerifinde. Eddebeni Rabbi bi ahsen te'dibin. Rabbim beni en güzel terbiye üzerine terbiye etti. Beni Rabbim terbiye etti. En güzel ahlak üzerine, en güzel terbiye ile beni terbiye etti. Onu da yak ya, ben göreyim gözlerinizi. Gözleri göreyim de, gözlerde yazanları da göreyim. Senin adın neydi? Fahrettin. Maşallah. Sizinki? Murat Hocam. Çok iyi. Fahrettin neredeyiz? Adıyaman aslen. Ne zamandan beri buradasın? Çok doğuştan beri. Adıyaman toprağı kokusu kalmamış. Sen yok, de? Yok. Yani belki anan baban oralı. Babam oralı. Annen? Manisa'da. Maşallah. Bak, bu memleketini söyleyen de Fahrettin'i gördüm. Nerelisin? Denizliliyim. İyi. Baban nereli? E canım onu ne yapacaksın? Ben buralıyım diyor. Tamam da baban nereliyse sen oralısın. Aferin. Çoyunu inkar etmemek lazım. E ben buralı olsun. Nereli? Kökün neresi? Annen Manisalı, baban Adıyaman. Maşallah. Çok iyi. Onun için Efendimiz diyor ki beni Rabbim terbiye etti. Sahabeyi kim terbiye etti? Efendimiz terbiye etti. Peki sizi kim terbiye edecek? Sordunuz mu? Beni kim terbiye etti veya edecek? Siz terbiye oldunuz mu? Biz terbiye olduk mu? Bu kadar mühim olmasa bu terbiye işi, edep işi, Efendimiz beni Rabbim terbiye etti en güzel şekilde diye söylemezdi Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri. Allah şefaatine ailesin. Muhammed. Asrımızın insanı bu terbiye işini unuttu. Çorbayı terbiyeli seviyor. Yemeği terbiyeli seviyor. Efendim her türlü yiyecek işçe terbiyeli olsun diyor. Peki sen necisin? Ben terbiyesizim. Diyebiliyor musun kendine? O da diyemeyiz. Terbiyesizim demek hakaret manasına geliyor.
Fakat diyor ki Efendimiz beni Allah terbiye etti. Rabbim edebeni Rabbi fe ahsene te'dibin. Seni kim terbiye etti? O sahabesine terbiye etti. Birer vahşi halde yaşayan, edepten, efendim, adaptan, erkandan uzak, kendi kızlarını öldürmeyi maharet sayan, diri diri gömmeyi maharet sayan, güçlünün güçsüzü ezdiği bir toplumda geldi Peygamberimiz. O insanları sahabe yaptı kendine. Nereye arıyor? Öyle vahşi, efendim, acımasız ve vicdansız bir toplumu aldı kendine ümmet yaptı ve dedi ki ashabım gökteki yıldızlar gibi, ona hanginiz uyarsa, onlardan herhangi birine, en zayıfına dahi yolunuzu şaşırmazsınız, hakkı bulursunuz. Yani o sizi terbiye eder. Onu taklit ederseniz, sözünü dinlerseniz. Böyle mükemmel, harikulade insanlık harikası insanlar ortaya çıkarttı. Gelmezden evvel helvadan put yaparlarmış da, Müslüman olmazdan evvel onu taparlarmış. Ondan sonra acıkınca da yerlermiş. Bunu da maharet sayarlarmış. Allah'ın evi olan Kabe'ye 360 tane put doldurmuşlar. Kabe Allah'ın evi. 360 tane put doldurmuşlar da onu maharet sanıyorlarmış. Efendim, tavafı çırılçıplak yaparlarmış Kabe'nin etrafında. Ama onu da ibadet sayıyorlarmış. İyi bir hal diye. Böyle ahlaken çökmüş bir cemiyetin içerisinden yıldız denebilecek vaziyette ahlak harikası bir kendine ashab oluşturdu, ümmet oluşturdu ve dedi ki ey ümmetlerim, benden sonra gelecek, beni görmeyecek ümmetlerim. Bu ashabım var ya, onlar gökteki yıldızlar kadar temiz, gökteki yıldızlar kadar doğru ve gökteki yıldızlar kadar da istikamet gösterirler. Ve şaşmazlar, yerlerinde sabit kademdirler artık. Onlara uyunuz. Sahabeye uyana tabi'in denir. Tabi'ine uyana tebeüt tabi'in denir. Ya bize ne denir? Sizi kim terbiye etti? Hiç ben terbiyeye muhtaç bir kimseyim deyip bir terbiyeci aradınız mı? Yahu bırak diye içinizden geçmesin. Geçenler var. İşte bizi terbiye edecek Efendimizin yolundan giden, sahabenin izini süren Evliyaullah'tır. Mürşitlerimizdir. Şeyhlerimizdir ki onlar insanları, insanlığı terbiye etmek, istikamet üzerine yürütmek için varlardır. Yoksa bana terbiye gerekmez dersen, belki siz dağdaki yaban armutlarını görmüşsünüzdür. Yenmez, küçücük bir şeydir. Suyu yoktur, seli yoktur, taş gibidir. Terbiye görmüş, aşı görmüş armutları da gördünüz mü? Ankara armudunu. Hacı Osman armudu mu diyorlar bir tane daha. Bardak armudu gördünüz mü onlarda? Nasıl sulu, nasıl tatlı? Terbiye gördü çünkü. Terbiye edilmeden hayat zindandır. Terbiye edilmemiş, terbiye edilmemiş insan acıdır. Pişmiş değil mi? Pişmiş yaramaz insana ne denir? Çiğ herif denir değil mi? Bizim zamanımız öyle demiş. Şimdi ne deniyor? Gençler konuşuluyor mu? Çiğdir bu herif diye. Çiğlik senin yaptığın. Soğan tatlanır mı hiç? Fahrettin? Tatlanır. Nasıl tatlanır? Çok pişerse tatlanır. Pişerse. Pişirdin mi acısı gider onun. Çiğliği gider, tatlı olur. İşte terbiye görmüş insan da
ne kadar acı olursa olsun, ne kadar o ağız burkucu tadı olursa olsun, terbiye gördü mü tatlanır. Mangalın üstüne koyuyor mu soğanı, hiç kebap yapıyor mu yazın mangal? Veya fırına atmıyor musun? Çok güzel olur o. Pişirirsin, çocuklar da yer soğanı rahat rahat o zaman. Kokusu da gider. Bizim yolumuz işte bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri'nin, Allah bize şefaatini nail etsin, o ulu yoludur. O terbiyeyi esas alan yoludur. Bizim terbiye edicilerimiz, mürşitlerimiz, şeyh efendilerimizdir. Biz onlardan öğrendiğimizi kendi kendimize tatbik eder, işittiklerimizi de size söyler, naklederiz ki zarar görmeyesin. Zarar görmüyorsunuz. Terbiyesiz insan acı soğana benzer. Terbiyesiz insan vahşi hayvana benzer. Aslan terbiyecisini gördünüz mü hiç? Elinde kırbaçla aslanları sıraya sokar hepsini. Bir aslan derse ki ben kırbaç yemeden, terbiyecinin kırbacını yemeden veya şaklamasını duymadan terbiye oldum der mi? Derse inanmazsın, gülersin. Bir aslan terbiyecisinin elindedir o. Onu terbiye ederler. Ondan sonra da insanlara gösterebilirler ki zararlı hali kalmaz artık, vahşiliği kalmaz. Kendi kendine olmaz. Birer vahşi hayvandan daha beterdir insan. İnsan vahşi aslandan da, kurttan da, çakaldan da tehlikelidir. İsyankardır. Yahu bu kadar da nefsimize aşırı söyleme derseniz, az bile, bizim nefsimiz Cenab-ı Allah'a ne dedi? Sen sensin, ben de benim. Cenab-ı Allah tekrar sordu. Yahu ben kimim, sen kimsin? Sen sensin, ben benim dedi. Bunu kendisini yaratan Hak Teala'ya söyledi nefis. Allah muhafaza. Ve senin nefsin de bunu söyledi. Benim nefsim de bunu söyledi. Herkesin nefsi bunu söyledi. O nefis şimdi senin içinde ve diyor ki benim en kuvvetli olan, benim en iyiye layık olan, benim bütün saltanata layık olan ve benim bütün kuvvete, itibara layık olan ve benim ki hiç kimseye itibar etmek, hiç kimseye saygı göstermek, hiç kimsenin büyüklüğünü kabul etmek mecburiyetim yoktur. Çünkü ben benim diyor. İşte bizim nefislerimizi Hak Teala orada öğretti. Dedi ki çeşitli usullerle terbiye ederek en sonunda dedi ki evet nefsimiz sen Rabbimizsiniz. Galu bela dedik biz. Bütün nefisler ister istemez evet dedik. O evet'i burada hatırlayıp da o terbiyemizi yerine, tekrar o güzel elbiseyi yerine giymek istiyoruz. Terbiyesiz insan yanında durulmaz vaziyettedir. Lağım çukuru gibi kokar. Terbiyesiz insan dünyaya aç kurtlar gibi saldırır. Ve o terbiyesizliği ve eksikliğini de görmez. Farkında olmaz. Bir müddet sonra bakar ki o saldırdığı dünya sırtına binmiş, kafasının etini yiyor, ensesinde boza pişiriyor, o yük iki büklüm etmiş onu, kaldıramaz olmuş dünya yükünü ve ondan sonra der ki yahu benim aklımda bir zafiyet meydana geldi. Sırtından bir kilo eksilse yük, dünya yükü, o zanneder ki benim aklım hafifliyor. Şimdi düşünün, dünya yükü deyince dünyanın malı varlığıdır. 10 dairesi olan bir dairesini kaybetse bir şekilde üzülmez mi? Üzülür. Yahu 9 tane de var. Der ki bir şekilde ticaret esnasında ah ne ahmağım ki ben bu daireyi efendim bir dairede 11 daire yapamadım da 10 daireyi 9 yaptım. Herhalde zekam hafifliyor benim. Aklım biraz
şey yapıyor. Çok akıllıydım, 10 daire yaptım. Ya sevin daha. Onu mezara götüremeyeceksin. Sırtından Allah yük aldı senin. Belini rahatladı biraz. Sen de diyorsun ki aklım hafifledi galiba. Hayır, yükün hafifledi senin. Aklın hafifledi deyip kendi kendini psikolojik sıkıntıya, ruhi sıkıntıya sokma. Ruhun rahatladı. Tımarhanelerde çok kimse gördüm. Servetini kaybeden, malını mülkünü yok pahasına harcayan, sonra da dediler ki bu ruhi bunalıma düşmüş bu insanlar da, onun için buraya kapattık terbiye olsunlar diye. Yahu ruh, ruha bütün dünyanın altınını mücevherini yıksan memnun olmaz ki ruh. Oysa ruhi bunalım değil o. Ruh bunalımda değil orada. Bunalımda olan nefis. Nefis diyor ki yahu ben nasıl bu dünyalık mallardan geri kaldım? Çünkü dünya çamurdan yaratıldı ya. Niye çamurdan geri kaldım ben? Üzülen nefistir. O nefis ise cehennem ateşinde yanmadan terbiye olmaz. Eğer bu dünyada sen terbiye etmezsen, haddini bildirmezsen, bir efendinin huzurunda diz çöktürmezsen, nefsi terbiye olmuş bir kimsenin eline vermez isen nefsini kendi rızan ile, bil ki bu dünyada sultan olarak ölsen bile öbür dünyada en aşağıda kölelerin de kölesi olarak haşrolunacaksın. Bizim derdimiz bu. Bir büyüğün sözü vardı. Onu nakledeyim size. Derdi ki dünya malını kaybettiği için üzülen, yese, tasaya, endişeye düşen kimseni kimse dermanı bulunmaz derde düşer. Dünya için yese düşen dermanı bulunmaz derde düşer. Dünya için üzülme. Üzüleceksen ya Rabbi sen Habibin Ahmed-i Mahmud-u Muhammed Mustafa'nı dahi terbiye ettin de bizim aramıza koydun. Terbiye etmeden göndermedin. Onu dahi terbiye ettin. Onu dahi terbiye ettin. Peygamberinin Habibini, en sevdiğin kulunu. Bütün alemleri onun için yarattığın halde onu da terbiye ettin. Ne olursun aynı terbiyeye belki biz dayanamayız ama bizi de terbiye et. Bizi de yenir yutulur boğazdan geçecek vaziyete getir. Yüzüne bakılır vaziyete getir. Terbiyeli insan yüzüne bakılır. Terbiyeli insanın sözü dinlenir. Terbiyeli insanın yanında rahat edilir. Terbiyeli insan şifadır. Eli de şifadır, nefesi de şifadır. Sırf nefesi şifa olan Hazreti İsa Aleyhisselam değildir. Hazreti İsa Aleyhisselam okuduğu zaman ölüyü diriltirdi. Duydun mu onu? Ölüyü getirirlerdi de okurdu, üflerdi ve ayağa kalkardı ölü. Efendim, kör getirirlerdi, kör görür vaziyete gelirlerdi. Deliyi getirirlerdi, deli akıllı vaziyete gelirdi. Acayip iş. Ondaki o kutsi nefes idi. O nefesten sende de olur. Terbiye et kendini İsa Aleyhisselam gibi. O mübarek yanında sadece bir iğne bir de iplik taşırmış. Bir şey taşımazmış. İğne iplikten başka dünyada malın varlığı yok imiş. Bir iğne bir iplik. Ruhullah'tır malum değil mi? Yamaları dikmek için. Heh. Çünkü o da ihtiyaç neticede. Dördüncü kat semaya geldiğinde gökyüzüne çıkarken Allah dörtten yukarı çıkamadı. Ya Rabbi nedir dedi yahu niye dörtte yediye kadar çıkamıyorum. Ey İsa o iğne iplik var ya dünyalık tedbir olsun diye yanına aldın. O seni de dörtte bıraktı. Daha yukarı çıkamıyorsun işte. O iğne iplik
ağırlığı nedir ki insana? Zaruri ihtiyaç değil mi bir de? Allahu Teala dedi ki ya Rabbi niye çıkamıyorum? Yani gökyüzüne çekildi ya malum İsa Aleyhisselam ümmeti Muhammed'in içine dönmek için tekrar ahir zamanda dördüncü kat semada kadar çıktı, orada kaldı. Merak etti, neden acaba diye. Büyük peygamberdir, ulul azim peygamberlerden başında geçerdir ki o efendim Allah'ın da şefaatine bize nail etsin, himmeti üzerimize hazır olsun. Bir iğneyle iplik Fahrettin o işi İsa Aleyhisselam'ı çıkmasını engelleyen bizim nelerimiz var? Tedbir olsun diye ihtiyaçtır alalım, ne olur ne olmaz, çoluk çocuğa lazım olur, o şudur budur dediğimiz, kenara koyduğumuz bir ev yetmez, ikinci ev, ikinci yetmez, üçüncü ev, bir dükkan yetmez, ikinci dükkan, bir araba yetmez, ikinci araba. Daha giysi kısmına geçmiyorum bak. Herkes ne olur ne olmaz deyip yanına bir şeyler koy. Bu ne demektir? Cenab-ı Allah diyor ki benim bana iman etmiyor musun? Bana güvenmiyor muydun? Ben senin ihtiyacını gidermez miydim de kendi iradene güvendin sen? Seni hiç yoktan babasız dünyaya getirdim. Bir şeye ihtiyacım mı vardı? Açken doyurduk. Sen ne tedbiri alırsın? Sen aklına ne güvenirsin? Mercimek kadar aklımız var bizim. Cenab-ı Allah istemeseydi bizi bu yeryüzüne getirir miydi? Hak Teala istemeseydi bizi bu sirette, bu yüzde yaratır mıydı? İstemeseydi bu güzel yerde yaratır mıydı? Buzullar ülkesinde yaratabilirdi, çöllerin içinde yaratabilirdi. Ama dünyanın en mutedil yerinde yarattı bizi. Ve öyle veya böyle birçok tipte insanla, milletten insan gördüm. En mutedil insan da yine bu Anadolu insanıdır. Her ne kadar eski insanlar kalmadıysa da yine en mutedil insan bu Anadolu insanıdır. Yani en yumuşak, en hoşgörülü, en yaşanabilir çevre yine buradadır. Ya ona rağmen hala daha biz yarın endişesi niye taşıyoruz? Bunun tek sebebi imanımızdaki zafiyet. Bunun tek sebebi terbiyemizdeki eksiklik. Sahabe-i Güzin Hazretleri Çin'e kadar gittiler. Çin'de 70 kadar sahabe var. Pekin'de. Efendimiz'den sonra gittiler hepsi. Giderken yanlarında belki bir avuç hurmayla, o kadar. Ne dolarla, ne euroyla, ne de yuan bile onun parası. Yine yuan götürürler. Normal olmaz yahu, lazım olur diye demediler. Allah ve Resulü bize yeter dediler. Devam ettiler. Şimdi Çinliler orayı ziyaret ediyor. Cami var. Efendim 700'lü yıllarda yapılmış cami var. Kaç yüzyıllık siz hesap edin. 1300 senelik, 1350 senelik cami var orada. Çinliler, Çinli Müslümanlar yaşıyor. Ve sahabeler kabirlerine saygı gösteriliyor. Neden? Onlar dediler ki Allah ve Resulü bize yeter. Evet yetti, öldükten sonra da yetti. Onlar öldüler, kabre konuldular, kabirleri de hala makamdır, ziyaret edilir sevgiyle, saygıyla. Devlet zoruyla değil, millet zoruyla değil. Şimdi nerede bir sahabe görsek gidip kabrini ziyaret ederiz ve ya Rabbi bu sahabenin hürmetine bize de rahmet et. Ona verdiğin nimetten, devletten bize de ver. Ona verdiğin rızıktan ve imandan bize de ver diye dua ederiz ki makbul duadır. Onun hürmetine yapılan dua, o makamda yapılan dua. Çünkü cennetten bir şubedir. Gökteki yıldız dedi. Yıldızın yere düşmüş hali yani. Onları bu büyüklük sınıfına koyan neydi? Buydu işte, terbiye olmaları.
Efendimiz onlara bir terbiye, onları öyle bir terbiye etti ki yanılmadılar ve yenilmediler. Şeytan onları yanıltmadı, nefislerine de yenilmediler. Oysa bizim bu zamanımızın insanı hem şeytan tarafından yanıltılıyor hem de nefislerine yeniliyor. Şeytan ve nefis ikilisi acayip ikilisi bir birliktelik kuruyorlar ki Allah akıllara dur bunu. Allah onların şerrinden bizi muhafaza buyursun, hilesinden, desesinden. Tamam. Hocam ben bir şey duymuştum. Söyleyebilir miyim? Buyur. Onların gücü 7 aslanın gücüne benzermiş. İnsan için. Evet. O kadar güçlüymüş. Çok güçlü de. Nefis de şeytan. Nefis de şeytan. Yani onlarla uğraşmak 7 aslana bedelmiş. Evet. Doğrudur. 7 aslana bedeldir. Ama bir iman etmiş kimse, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen bir kimse, din kuvvetini de sana söyleyeyim mi? O kimse öyledir ki, hiç misket oynadın mı? Şöyle yaparsın ya misketi, dünya işte o misket gibidir. Nohut tanesi gibi, tık! İman etmiş kimsenin de gücü böyledir. Ona rağmen Allah, yeter ki iman etmezsen aslan, 7 aslanın eline veririm yer seni. Biri yemez, öbürü yer diyor. Gel benden tarafa ki sana böyle güç vereyim diyor. Bizim derdimiz işte o gücün sahibi olma. Cenab-ı Allah'ın vaadidir ki böyle güçlü insan olabilmek. Bu da terbiye olmuş insan içindir. İman etmiş insan içindir. İman edenin için korku yok. İman eden için endişe yok. Dokunamaz ki Allah'ın izninden başka. Ona Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ لَنْ يُسُوبَنَ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهَ هُوَ مَوْلَانَا وَلَيْهِ تَوَكَّلُ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ demiş. De ki Allah'ın dilediğinden başka, Allah'ın yazdığından başka benim başıma bir şey gelmez ki. O bizim en güzel dostumuz, en büyük yardımcımızdır. Buna inanan kimsenin başına bir iş mi gelir? Görünen mahluklardan da görünmeyen mahluklardan da. Bizim gördüklerimiz var, göremediklerimiz var bu alemde. Onlar da öyledir. Dünya ve içindekileri avcunun içinde nohut tanesi kadar görür Nakşibendiler. Nakşibendi müridi böyle kuvvet yüklüdür. Şeyhi demiyorum, müridi diyorum. Nakşibendi müridi avucunda nohut tanesi kadar bir şey görür dünyayı. Eğer onu hala daha büyük görüyorsanız, dünyanın sıkıntılarını baş edilemeyecek kadar efendim dağlar gibi hissediyorsanız, imanınızı tazeleyiniz, rabıtanızı kuvvetlendiriniz. Çünkü tarikatın işi insanı kuvvetlendirmektir, nefsini değil. Nefsi terbiye etmektir, yok etmek de değil. Nefsi terbiye etmektir. İnsanın ruhaniyetini kuvvetlendirmektir. Dünyayı avucuna nohut tanesi kadar, bir misket tanesi kadar görebilecek vaziyete getirmektir. Nakşibendi müridi böyle bir halde yaşar. Bizim gitmek istediğimiz yer budur. Tarikat yoldur malum. Tarikat yoldur varana. Yola çıkan niçin yola çıkar? Keyfi yola çıkanı gördünüz mü siz hiç? Bir maksat için yola çıkar. Bir yere varacağım diye. Bu işin, bu yolun müntahası bir yere varmıyorsa o vakit boşa yürümüşsünüz. Siz Nakşibendi müritler, yani tarikatımız, yani yolumuz ulaşacağı yer Cenab-ı Allah'a yakınlıktır. Cenab-ı Allah'a yakınlıktan kasıt işte böyle kuvvetli bir ruhaniyeti ve imana sahip olmaktır. Bunun için sizden istenen nedir? Bir, zikirler aldınız ya çekmek için ödevlerinizi yapınız. Ve ağzınızı dedikodudan sakınınız. Şeyh Şerafettin Hazretleri Allah sırrını takdis etsin. Bizim şeyhimizin şeyhi nin şeyhi, büyük şeyh Yalova Güneyköy'de makamı var şimdi.
O büyük aslan işte. Aslan. Şeyh Şerafettin Dağıstani heybetli insan. Benim müritlerim eskerlerin yaptıkları takdirde, yani zikirlerini çekerler, ağızlarında dedikodudan, boş şeylerden sakınırlarsa himmetlerim her an onlar üzerinedir. Ben ebedi aleme göçsem de ellerim onların üzerinde sürekli bulunur.